Tavuğun iki şekilde pişmesini göstereceğim. Hem aparatta hem tepside. Tavuğa kesinlikle hiçbir yerine zarar vermeyeceğiz. Özellikle derisine dokunmayacağız. Derisi bu tavuğun sigortası. Tavuğu korur. Lohum gibi pişmesini sağlar. İçiniz rahat değilse mutlaka tavuğu yıkayın. Sadece tek yapmanız gereken tavuğu tuzlamak. Her tarafına güzelce bir tuz serpeceğiniz. Tavuğu tuzla bir ovalayacağız. Özellikle içine doğru da atalım. Yağlı kağıtta fırın tepsisi batmasın diye koydum. Tamamen tercih sizin. İsterseniz yağlı kağıt koyun, isterseniz koymayın. Tavuğun bacağını fırının telinin orta yerinden birinci budu geçirdik. Hemen aynı telden değil, hemen yanındaki öbür telden öbür budu da geçireceğiz. Şöyle bir tane çöp şiş. Hemen ne yapıyoruz? Çöp şişi tavuğun şu kıkırdaklı yerinden, butun olduğu yerden ileriye doğru takıyoruz. Şöyle bir itelim. Aynı şekilde tavuğun kıkırdaklı yerinde ileri doğru itiyoruz. Eğer isterseniz bunu iple de bağlayabilirsiniz. Şöyle kaldıracağız. Fırına bu şekilde koyacağız. Ayaklar yukarıya gelecek, baş aşağı duracak. Yukarıdan aşağı doğru bütün yağ akacak. Fırın tepsisini şöyle fırının en altına koyuyoruz. Ondan sonra tavuklu olan telimizi de fırının en üst gözüne takıyoruz. Şöyle bir gösterelim. Bu aparatı olmayanlar için içine şöyle sarımsak atıyoruz. Patates atıyoruz. Patateslerimiz soyulmamış. Bir tane de soyulmamış soğan atıyoruz. Tabi elinizde varsa 2-3 tane soğan atın. Fırını kapağını kapatırken şunu söyleyeyim. Bazı fırınlar gerekli ısıyı vermiyor. Fırınınızı 190 dereceye alabilirsiniz. Ben 180 derecede 70 dakikaya ayarladım. Fırın fanlı çalışacak. Alt üst çalışacak. Fırını kapatıyoruz. Arkadaşlar tavuğu fırından geri çıkarttım. Aynı şeyleri tekrar bir daha söyleyeyim. Kesinlikle tavuğumuzun derisi sağlam olacak. Hiçbir yerine zarar vermeyeceğiz. İçimiz rahat değilse tavuğumuzu yıkayacağız. Tuz serpeceğiz içine dışına. Tuzla iyice tavuğumuzu bir ovalayacağız. Bu da aparat olanlar için. Bugün gezerken bir tane aparat gördüm. Markette hoşuma gitti aldım. Dedim bir yemek yapalım. Aparatımız bu. Aparat yoksa konserve şişesini aparat olarak kullanabilirsiniz. Arkadaşlar evde aparatınız yoksa aynı bu şekilde şişeyi oturtturarak yapabilirsiniz. Bunun tarifi de sayfamda var. Şimdi asıl tarife geçiyoruz. Tam şu altından tavuğun içinden şöyle göstereyim. Şişi içine doğru sokacağız. Bacakları şöyle öne doğru alacağız. Arka tarafta olmayacak. Bacaklar önde olacak. Tavuğu takarken de şöyle biraz boyun tarafına doğru bir saplayacağız şişe. Tam durması için. Bacağını da çekerim, o kısa kalmış. Şu tavuğun kanadı özgür kalmış, hemen bunu da şuraya takalım. Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Şöyle iki tarafında. Buna hiçbir şey yapmayacağız. Kenarlarına patates koyacağız. Soyulmamış patates. Bir tane de soyulmamış soğan. İki tane de soyulmamış sarımsak. Bunu bu şekilde fırına götüreceğiz. Fırınımız 180 derecede sıcak bizi bekliyor. Fırınımızın kapağını açıyoruz. Tam fırının ortasına en alt göze atıyoruz. Fırınımız 180 derecede, tekrar bir daha söyleyeyim. Sizin fırının ısısı düşükse 190 alın. Arkadaşlar bunda tavuğun derisi çok önemli. Tavuğun derisine kesinlikle zarar vermeyin. Sulu sulu çok güzel bir lohata tavuğu çıkacak. Fırının kapağını kapatıyoruz. Ortalama 70 dakika. Fırının kapağını açıyoruz. Fırını ben 190 dereceye aldım. Şöyle bakın. Soğanımız pişmiş. Patatesler pişmiş. Tavuğumuz da pişmiş. Yalnız tavuğun nar gibi kızarması için 200 dereceye alacağım. 10 dakikada 200 derecede çalıştıracağım. Üzerine salça sürdüğün zaman işte 50 dakikada 60 dakikada pişiyor deniyor. O sadece sizi yanıltıyor. Tavuk çiğ oluyor. Orijinal tavuk bu şekilde pişer. Tekrar kapağı kapatıyoruz. Fırını 200 alıyoruz. Arkadaşlar şöyle fırının kapağını bir açalım. Hiç bakmamıza gerek bile yok.
Şöyle bir göstereyim, görüyor musunuz? Patatesler pişmiş, soğan pişmiş, tavuk parçalanıyor. Hemen bunu çıkartacağız. Asıl yapmamız gereken işlemi göstereceğim çıkarttıktan sonra. Tabii çok sıcak, çok dikkatli çıkartacağım. Şöyle bir alalım. Çok sıcak, sadece şöyle bir sıcağı geçsin, elimizi dokunabileceğimiz bir seviye gelsin. Biz de o arada patateslerini alalım. Soğanı, sarımsağı. Aynı kumpir gibi çatalla şöyle içlerini eziyoruz. İçlerini ezdik, şöyle bir karabiber serperim. Bundan sonrası size kalmış, pul biber isterseniz serpersiniz, az bir de tuz. Bunlar garnitürümüz olacak, şöyle kenara alalım bunları. Soğanımız gariban kaldı, ona bir şey serpmedik. Az bir karabiberle tuz da ona atalım. Tavuğumuz biraz soğudu, hemen şöyle tavuğu şuraya getirelim. Hemen aparattan söktük, tavuğumuzu şöyle bir çekiyoruz. Öyle pişmiş ki çıtır çıtır. Şu boyun tarafını şöyle kırıyoruz, kenar alıyoruz. Şu kuyruk tarafını kırıyoruz, kenar alıyoruz. Kuyrukla ilgili de şunu söyleyeyim. Dananın kuyruğunu, kuzunun kuyruğunu, keçinin kuyruğunu yiyorlar. Tavuğun kuyruğu kısa diye mi suçu var? Bir onun kuyruğunu yemiyorlar. Üstten kestik. Sıra geldi buradan kesmeye. Böyle güzel bir tavuk yemek istiyorsan fırında 1,5 saati bir kere gözden çıkartacağım. Şöyle bir çevirelim. Şunu da şöyle bir çevirelim. Patatesi şöyle koyalım. Sarımsağın şu baş yerini keselim. Hemen onu da kenara koyalım. Sarımsağı da müşteri kendi çıkarsın. Şimdi bu yemeği iki şekilde sunarsın. Bir şef olarak sunarsın, bir de normal müşteri olarak sunarsın. Hemen şöyle yapıyoruz. Derisine zarar vermiyoruz. Direkt yemeğin derisini üzerinden çıkartıyoruz. Birazdan deriyi üzerinden çıkarttığımı göstereceğim size. Şöyle bir göstereyim ki tavuğun nasıl piştiğini görün. O kadar sıcak ki tutamıyoruz. But kısmını koyduk, sıra geldi göğüs kısmına. Arkadaşlar bu şaka değil. Şu gördüğünüz tavuk 5 yıldızlı otellerde tek kişiye veriliyor. Bir kişi yiyor bunu. Daha önce biz bunu yıllarca sunumunu yaptık bu şekilde. Üzerine az bir tuz, az bir karabiber. Her müşteri baharatı sevmez, onun için kekik falan koymayacağız. Arkadaşlar şöyle yemeği bir görün. Üzerine salça sürüp de işte 40 dakikada pişti, 45 dakikada pişti. Tavuk çevirme. Bunlara inanmayın. Gerçek tarif burada, orijinal tarif burada. Allah'ın izniyle kesinlikle sizi yanıltacak tarifler vermem. Şu görüyor musunuz? Tereyağı nasıl eridi? Sayfamda 1500'ün üzerinde yemek tarifi var. Kesinlikle mahcup düşmezsiniz. Sayfamı takip edin.
Ahmet Şef'in mutfağı yazın. İstediğiniz yemek karşınıza çıkar. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı üretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biriniz yapalım. Afiyet olsun.